Koronavirüs oldum. Hı? Ya çok kötü bir şey oldu ya. Sana bir şey söyleyeceğim de aramızda kalsın ne olur. Ben geçen hafta Çin'den geldim kanka. Galiba Sıçtık. koronavirüsü Böyle bir kaçışı var teyze. taşıyorum Şu evet. an virüsten kurtuldun Ya ablam. aileyi falan sürekli bulaştırdım galiba. Böyle herkes hapşırıyor falan. Diyorum ki yetkililere söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Ben o arada kaldım. Ne yapacağım Hala bilmiyorum. bakıyor. Ne oldu biliyor musun? 2 hafta önce köyden kız istemiştik ya. Hatırladın mı? Başlık parası biriktirmiştim kız için. Ben onunla evlendim. Hayatımın şokunu yaşadım dün. Evlendiğim kadın erkek çıktı kanka. Evet. Yani işin kötü tarafı aile bizi dolandırdı. Yani ben kaybolan paramı üzülüyorum. Hadi şey geçtim kızı. Ya bu 2023'e gitmiyor kanka ya. Ya ben çok acayip bir şey yaptım ya kanka. Bunu da paylaşmam lazım seninle. Kanka kız arkadaşımı karıma kuzenim diye tanıttım. 2 haftadır bizde kalıyor kanka. Kanka şimdi sürekli bana soruyor diyor. Yok ebesinden bakışı bu da. Kanka şimdi sürekli bana soruyor diyor ki hani bu hangi teyzenin kızı? Ben ne diyeyim sence? Evet. Ya aslında ikisinin aynı anda evde olması çok iyi de ne bileyim. Alo ya kanka çok kötü bir şey oldu ya. Ne oldu biliyor musun? Bugün iş yerindeki kız arkadaşım Tinder'da eşleştiği kişiyi bana anlattı. Ben de fotoğraflarını göstersene dedim. Ya kim çıksa beğenirsin. Fotoğraftaki kişi kayınpederim çıktı ya. Evet. Ve ben bu durumu karıma nasıl açıklayacağım onu bilmiyorum. Ya karıma anlatamam ben bu durumu. Karıma anlatırsam yani adamın hayatı mahvolur. Kanka, ha sesin geldi şimdi. Kanka ya çok kötü bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun ya? Kanka az önce karım aradı ve hamile olduğunu söyledi bana. Ya kanka evet sevinmem lazım ama aynı zamanda kız arkadaşım da hamile. Ya evet işin kötü tarafı kanka ben şimdi 2 tane çocuğa nasıl bakacağım aynı anda? Bakamam o kadar param yok benim. Hadi var Ha, diye tek de diyelim derdin o. melez zaten. Ha, olmaz öyle olmaz ya. Ne oldu biliyor musun ya? Azerbaycanlı kız arkadaşım var ya benim. Onun burada kalması için otun bizden alması gerekiyor. Bu yüzden de benimle evlenmek istiyor. Bana 100 bin TL teklifte bulundu. Eğer 100 bin lirayı kabul edersen evlenelim diyor. Abi Amerika'da da öyle ya. 20 bin dolar evleniyorlardı vatandaşlık için ama bir sene falan evlilik alman lazım aşağı yukarı. Denetlemeye falan geliyorlar. Bir ara düşünmedim değil. Ama benim vermem gerekirdi. Ama evliyim ben. Sence karımı para için bırakmalı mıyım, bırakmamalı mıyım? Ne diyorsun? Sence ne yapayım kanka? Bence bırak ya. Oha! Karını bırak. Duydunuz mu her şeyi? Kanka, ya karım az önce beni aradı. Hamile olduğunu söyledi. Ya evet mutlu olmam lazım. Evet ama kız arkadaşım da hamile. Ben ne yapacağım? İki farklı çocuğum olacak. Biri melez ama. Ya o anlamda iyi. Kameramız da şuradaydı. YouTube'da The Boss kanalımızın adı. Oraya şaka ve sosyal deneme videoları çekiyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Aslında bu gerçek değil. Bir kamera Ya şakası çek. bitmiş tam video. Ha dur bakıyorduk. You weren't supposed to talk to him. YouTube channel. Aa, Çok teşekkür oldu. ettiğiniz için. Yani. Çok sağ olun. Yabancıymış bir tanesi. Ya bu arada o 20 bin dolar muhabbeti mantıklı. Yani 20 bin dolara Amerikan vatandaşı oluyorsun baktığın zaman. Ama tabii illegal bir şey bu. Yapmayın öyle şeyler. Ben direkt duyunca reddettim. Teyzelerin çoğu bu tipte. Teyzeler ve amcalar çok komik zaten oğlum. Gençler beni çok tatmin etmiyor. Hakikaten iyi düşürmüşsün. Hep böyle düşüyor mu? Ya çok rahatsız edici bu be. Hakikaten iyi düşürmüşsün. Hep böyle düşüyor mu? Ama bu kez iyi düşürmüşsün. Bak gerçekten iyi düşürmüşsün. Bu yılın düşürmesi bence. Kaç düşürdün? %? Ya çok düşürmemişsin ya. Muhteşem cuma dedikleri bu mu? Ha. Siz bu arada üstünüze mi alındınız? Yani öyle bir diyorsun ki bu arada üstünüze alınma bak imkansız yani. Arkadaşıma söyledim kusura bakmayın. Tamam da kalk oradan git oraya git. Niye bu kadar konuşuyorsun? Ya çok fazla sürmemiş misin boyayı yüzüne? Diyorum ki boyayı çok fazla yüzüne sürmüşsün.
Ben şu an çok pardon, utanıyorum. Peki boyayı neden fazla size yüzünüze sürdünüz? Çok fazla var. İnsanların içine çıkıyorsunuz yani. Çok fazla sürmek hoş değil bence. Garibim yani açıklama yapıyorum. Yani boyanın reklam yüzü falan mı olacaksınız çünkü? Abartmışsınız. Ben de sürebilir miyim? Pardon beyefendi. Şey çok pardon, ben arkadaşa söyledim. Bu kömür mü? Aa, yalnız hoşuma da gitti. Ben de sürebilir miyim? Akla gelecek ilk şey, iki erkek, iki arkadaş toplanmışlar. Bizi düşürecekler, taktik yapıyorlar olur herhalde. Kusura bakmayın, siz bir şey mi söylediniz bana? Ben arkadaşa söylüyordum da yüzüne sürmüş. Bakın, anladım. Silikon değil mi o? Aa! Silikon o herhalde. Ya bir şey diyeceğim. Peki sürekli kullanıyor musunuz silikonu? O silikonu sürekli kullanıyor musunuz? Ya daha önce hiç yakından silikon... Ya yazık, bir de açıklama yapmaya çalışıyor abi ya. Görmemiştim ya. Dokunabilir miyim ya silikona? Pardon, silikona bir bakabilir miyim? Demek bu ha. Çok iyi ya, daha önce hiç yakından görmemiştim. Cama falan da güzel sıkılıyor. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Ya siz bir şey mi demiştiniz? Ben şey onu merak ettim de. Ya. Bayağı yerledin ya. Bayağı yerledi diyorum. Tam anlayamadım ya. Bayağı yerledi diyorum. Ne yerledi? Ya buraya kadar geldi. Çok yerliyorsun. Yerliyor muyum? Hasta olursun, çok yerleme. Hasta eder seni. Kapalı ortamda çok yerleme. Ne yerleme? Bakayım mı? Ver bir, hasta eder seni. Arkadaşıma söylüyordum ben. Çok pardon. Bu sapla neden geziyorsunuz? Ayda. Dışarıdan. Direkt dalma modu bakışı bu arada. Çok güzel gözükmüyor da. Bu sapla dışarıya çıkmanız bence hoş durmuyor. İnsanlar için de belki farklı bir şey uyandırabilir. Ben olsam bu sapla dışarıya asla çıkmazdım. Benden size tavsiye, rengini de değiştirin. Hoş durmuyor. Rengini de değiştirin. Bir uzunluğuna bakabilir miyim? Mavi. Yalnız. Bak rahatlama geldi çocuğa. Bu çok uzun. Bu çok uzun. Değil mi? 1,5 metre değil mi? Evet. Delay kaç saniye? Bilmiyorum oğlum. Ne oldu gene, konu delay oldu? Ne yapayım oğlum, delay çok mu? Bu halin ne senin ya? Sıktı bu videolar, ben Burça'ya gidiyorum, bay bay abim. Toksik değil amacım, hadi eyvallah. İzle oğlum Burça'yı, Allah Allah da yani. Şu tavırlarınızı ben bazen anlamıyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Bende böyle kırışıklık olsa ben insan içine çıkmam ya. Şuna bak. Bir de erkenden kırışmış yani. Şu kırışıklık. Ben... Evet yani bu yazma. Yok, sucuğum bu 3-5. böyle. Hani az kaldı. Vuracağım banı da az bekletiyorum. Amcık sıkıldıysan çık ya. Niye açıklama yapıyorsun ki? Bu arada bu çok fena. Kırışıklık, dur bakayım. Kırışıklık olsa ben insan içine çıkmam ya. Şuna bak. Bir de erkenden kırışmış yani. Şu kırışıklık. Ben böyle bir şey görmedim abi. Yani bir şey mi? Sen insan içine nasıl çıkıyorsun bu kırışıklık? Oğlum ya çok utanç verici ya. Ben utanırım. Ben utanırım. Abla be. Çok kırışmış ya. Evet evet. Bu arada çok pardon, biz kamera şakası yapıyorduk. Aslında bu üzerinde alınma deneyiydi. Alındık ama. Alındık. Alındık yani. Ah ya çok pardon, biz aslında kamera şakası çekiyorduk da, affedersiniz. Ya dur şu ablaya söyleyin, kırışıklığı düzeltin ya. Geliyorlar. İki kanalda takipte olun. Kendi kanalımdan çok orada. Ya kırışıklığa üzüldüm ya. Neyse işte bunları ara ara izleyin, güzel oluyor ya. İnsanları gülerek güldür. Fırat abi kelliğim yok lan, Fırat saçı maçı çok 10 numara oldu ya. Aldatma deneyi. Karısını aldatan birine yardım eder misin?
Aa bu iyidir ha. 3 dakika zaten dur bak. Bak lütfen beni bir dinle. Vallahi ayrılacağım ya. Karıma şimdi ben ne diyeceğim? Bak ben seni seviyorum ama karımı da seviyorum. Şimdi ona ben ne söyleyeceğim? Koronayı açtık. Korona da bir tane espri yapmış başta. O kadar. Devamı yok. Başlık öyle ama içerik korona değil. Sucuk boş yapıyorsun ha. Yani niye linç hemen çok normal. Bunu her defasında söylüyoruz. Bir yerden sıkıldığınız zaman kendiniz gidin. Benden sıkılabilirsin. Yaptığım içerikten sıkılabilirsin. Bir başka yayıncı veya ben. Sıkıldım demek ayıp bir şey. Yani sen arkadaşı unuturken ya muhabbetinden çok sıkıldım hadi görüşürüz deyip kalkmıyorsan. Kalkıyorsun seni andavallı. Ayıp bir şey yani. Ben birinden sıkıldığım zaman yol yordam bilerek kalkıp gidiyorum. Açıklayayım ki anlasınlar yani. Sonra şey çıkıyor biri. Chatten biri sıkıldım deyince küfür ediyor falan oluyor. Ya insan gibi açıklıyorum. Sıkıldığının ki sen izleyen adamsın beni. Buna tilt olduğumu da biliyorsun. Yaptığın şu. Şuraya şunu yazayım da dikkat çekeyim, linç yiyeyim. O yüzden diyorum sana. Sıkıldığın zaman çık oğlum. Açıklama yapmak zorunda değilsin ya sıkıldım diye. Git sıkıldıysan Burçay'ı izle, git Holmes'u izle, Kemal'i izle, Ferit'i izle. Ya istediğini izleyebilirsin. Önemli değil, mevzu değil. Sıkıldığını vurgulamak bana şey geliyor böyle. Yani ha dur şuraya yazayım da. Sen belki başka sıkılmadı. Masakan'ın yeni şarkısını dinledin mi? Yok. Yok gerilmiyorum ya. Vallahi gerildiğimden değil. Artık bunları insanların öğrenmesi lazım. Dikkat etmesi gerekiyor bence. Hayda. Ortak olur muydunuz böyle bir şeye? Ben olmam mesela. Siksen olmam. Yani aldatıyorsa karısını utanç verici durum bu kızın durumu. Yani böyle bir durumda bu role giren kız da yani sıfır kadınlık gururu. Şuradaydım. İnsanlar bu durumda kalmış bir insana yardım edecekler mi etmeyecekler mi? Aslında bunu ölçtük. Siz de çok güzel yardım ettiniz. Kusura bakmayın rahatsızlık verdik size. İsminiz neydi abi? Abi hiç pişman değil. Burak ben de abicim çok memnun oldum. İçin kameram şurada. Havaki. Hello. Bu arada teyzem harbi Haksim dayıya benziyor ya. Yani gülüşü. Bak bak bak. Gördün mü bakışı? Sondakiler delikanlılık yaptı. Dedi ki hayırdır. Beni öyle yalan dolan işlere sokmayın. Ben yardım etmezdim abi. Genelde zaten böyle kadınların aslında hiç yardım etmemiz lazım. Tipe bak lan hem karını aldatıyorsun hem oyalıyorsun. 3 sene olmuş bir de geleceğiz senin yalanına ortak olacağız. Ya yapması lazım normalde. Ulan 4500 dolu ne yazacağımı bilmiyorum. Görürsen adımı oku bari. Slot K'de okudum kardeşim. Örümcek şakası ne lan? Oğlum bunun sonu yok. Buna başlayıp sabaha kadar izleriz lan bunları. Senden hoşlanıyorum. Bu fiyatlar ne olmuş böyle ya? Hele bu lan. Ya abi yapma bunu ya. Önceden böyle değildi değil mi fiyatlar? Yok canım. Sesim geliyor mu? Ya bir şey soracağım da utanıyorum sormaya sana. Beni yanlış anlamazsın değil mi ya? Böyle etrafında zengin birisi var mı? Hani benim için eş. Bana mı diyorsun? Çok mu yanlış bir soru sordum? Yok değil. Yapma ya. Niye evlenmek mi istiyorsun? Ya böyle zengin olursa hani. Oo sen zengin beleş arıyor. Ama aramızda kalsın sen zengin, tamam mı beleş sana sordum soruyu. Kimse bilmesin. Zaten kim bilecek onun için seni de tanıyan ben seni tanımam sen beni tanımaz. Sen beleş arıyorsun beleş mezar bile yok. Beleş mezar bile yok. Ay şey ben telefona konuşuyordum da kulağımda. Tamam. Ay efendim çok kusura bakmayın. Devam et tamam. Bu eli havada kalmak gibi bir şey değil mi böyle? Elini uzatırsın havada kalır ya. Onun gibi ya. Çok kötü ya. Devam et tamam.
Ya ben bir şey danışmak istiyorum da, ya yardımcı olabilir misin? Ya ben bugün hastaneye gittim. Bana bugün kısır teşhisi koydular. Şimdi sence bunu karıma söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söylese daha iyi. Yani birden duyarsa daha şey yapalım. Kanka ben çocuk nasıl yapacağım peki? Şey ya, tüplü bir şeyler diyorlar ya. Tüplemek. Kanka peki senin başına böyle bir şey gelse ne yaparsın? Mecbur olur. Allah'tan gelen şeye ne yapayım? Tüp bebek yaparsın. Veya da farklı bebek çocuk alacaksın. Akşam falan da oturup konuşabiliriz. İster misin? Hanımda rahatsız. Dayı da tam kameraya bakıyor ama yani. Şimdi Berkcanlar falan da gelecek. Ortam güzel olur. Ama sen bilirsin yine gelmek istemezsen. Tamam kanka. Pardon amca. Bir şey mi söyledin amca? Yok. Ha ben telefonla konuşuyordum da az önce. Siz bana bir şey mi diyordunuz? Yok. Ha tamam. Bana diyorsun gelecek misin diye dedim de, yok dedim ben gelen şey... hanımım dedim hasta rahatsız. Her şey o kadar pahalanmış ki, her şey pahalı değil mi ya? Aynen çok pahalı her şey. Yani pahalı. Tamam hani alacağım. Bu arada sana bir şey söylesem beni yanlış anlar mısın? Ya yanlış anlamayacağını düşünüyorum, ne olur bana kızma tamam mı? Ha, söyleyeceğim ama ya dayanamayacağım. Ya hoşlanıyorum senden aslında. Bir yandan da cam bebe bez alıyor ha. Bakmaya sana bunu söyleme cesaretim yok çünkü. Ya bilmiyorum böyle söylemek istedim. Beni yanlış anlamadın değil mi? Alo? Ya. Suratımı kapattı gene ya. Benden mi hoşlanıyorsun? Ben telefondaydım. Kız arkadaşınla konuşuyordum. Telefonda konuşuyordum da kusura bakmayın. Başıma şöyle bir olay geldi. Bu biraz şey geldi bana mesela. Burada hani bayağı telefonla konuştu belli bu arada. Başıma şöyle bir olay geldi. Şimdi onunla da paylaşmak istiyorum. Şimdi bu Milli Piyango talimlisi İstanbul'daki benim. Ama şimdi ben komşularıma falan ya da akrabalarına falan söylemek istemiyorum. Çünkü çok büyük bir para kanka biliyor musun? Yani bu para bayağı büyük. Şimdi diyorum ki bu parayı seninle yiyelim mi? Yani, ya dayı oturmuş dinliyor. Yani rapperden seni seçtim. Bu para seninle yenir mi? Diyorum ki bugün çarşamba Kıbrıs'ta da kumar turnuvası falan var. Kumarla aran nasıl? Yok hiç yok. Senle yapsak iyi olur gibi geldi bana. Ben o işlerde yokum. Kötü para sevmiyor musun? Evet. Belki birisini bulursunuz. Diyeceğim ben buralardayım. Merhaba amca. Bir şey mi söyledin amca? Ben telefondaydım da. Anladım. Ben seni anladım. Bir akıl almak istiyorum senden. Estağfurullah. Buyurun. Ya benim kaynanam böyle illallah editti yani. Evet. Her gün söyleniyor işte. Ya Allah sabır versin. Hadi. Hiç hamar at değilsin, bir şey değilsin. 2 haftadır arabada kalıyorum. Allah sabır versin. Yani diyorum ki artık arabada kalmaktan sırtım ağrıdı. Evet. Öyle söyleyeyim. Bugün sende kalayım mı ya? Bana müsaade yok. Ha bir şey soracağım. 3 donate attım. Bir tanesini doğru düzgün bile okumadın. İkincisini görmedim bile. 1.30 saatte aynı şeyi izliyorsun. 1.5 saattir. Sub chat'ini okuyorsan donate niye okumuyorsun merak ettim. Durun oğlum toksiklik yazmayın hemen. Adam bir şey atmış okumamış. Ne attın kardeşim? RGB Messor. Nerede Messor? Bu daha okumadığım bir. İki tane var. Twitch entegre oyun sormuştun. The Universe'ın yeni güncelleme bu arada. Gülmezsen sub olacağım. Yeni SE. Yok RGB Messor önceden bir okudum sanki de yarım mı gelmişti bir şeydi. Arkadaşlar siz donate attığınız zaman böyle bildirim falan geliyor mu bilmiyorum ama benim kulağıma o gelmiyor. Tamam mı? Gelmediği zaman göremiyorum. Bazen Streamlabs ibnelik yapıyor. Gözükmüyor. Yolluyorsunuz geliyor bana ama bildirimi gelmiyor buraya düşmüyor. Bunlar olabiliyor arkadaşlar. Ya benim elimde olan bir şey değil. Hani böyle ben donate attım okumadın yavşak gibi böyle vurgular yapmanıza gerek yok.
Hani istiyorsanız kaldırayım donate kısmını. Çok sıkıntı değil. Bazen de donate atıyorsunuz. Açıyorum. Böyle saçma sapan bir içerik. Rırırırırır yapıp geçiyorum onu. Kapatıyorum. Anlatabildim mi? Yani bir donate geldi diye onun linki varsa illa açmak zorunda veya işte izlemek zorunda değilim. O yüzden bu şekilde düşünmeyin abi. Yani ben köle değilim abi burada yani. Bu senin özgür iradenle yaptığın bir şey. At atma. Kimisi destek olmak için atar. Kimisi reklam için atar. Ama illa hepsini göreceğim diye bir şey yok yani. Bir sürü geliyor. Yeri geliyor adam 100 lira yolluyor. Sallıyorum. Görmüyorum. Gece vicdanım sızlıyor. Adama ulaşıyoruz diyoruz ki ya kusura bakma 100 lira atmışsın. Ya ben seni desteklemek için oku diye atmadım diyor. Biri 2 lira yolluyor. Allah belanı versin. Niye okumuyorsun, sana para atıyoruz diyor. Artık böyle hani bu konu bizi şey yapmaya başladı. Aslında en temizi bunun. Donate'leri monate'leri kapatacaksın. Her şeyi tertemiz gideceksin. Yoksa sonuna kadar hak veriyorum. Bak ben de donate atan bir adamım. Ben de gidiyorum başka yayıncılara donate atıyorum. Attığım zaman şey yapıyorum böyle. Görsün de mutlu olsun diye bakıyorum. Görmediği oluyor. Ya görme diyorum, olsun, o para ona gitti. Bana yeter diyorum. Konu kapanıyor. Ama biz artık şeyden yorulduk. Hani önüne gelen bir şeyin reklamını yaptığı için içeriğimizin içine ediyor. İçerik demeyeyim de yayının akışını bozuyor. Komik bir şeyse açıp izliyoruz zaten. Ya arkadaşlar linçleyin diye anlatmıyorum bunu. Gayet insancıl anlatıyorum. Anlasın arkadaş derdimi diye. Bak yazdım. İki tane çıktı. Birinde zaten yeni abone olmuşsun. Biri de bir oyun entegresini önermişsin. Görmemişim. Dalmışım videolara. Hani bunu sen 1,5 saattir şu videoları izliyorsun, okumuyorsun falan dediğin zaman ben üzülüyorum, canım sıkılıyor, anladın mı? Yani donate şu demek değil. Donate atayım ve yayıncı onu yapsın. Şunu atayım yayıncı bunu açsın. Sağda solda görüyorum yani. Herife 10 lira donate attık, linkimizi bile açmadı amına koduğum. Ya ne oluyor amına koyayım yani? Ben mi atledim sana? O var, desteklemek isteyen desteklesin diye duruyor. Her yayıncı da öyle. Artık bunları anlatmaktan ciğerim soldu ya. Ya kaynağımın o kadar gına geldi ki. Ne yapayım, senin başına böyle bir şey geldi mi hiç? Arada şey yok lan. 5000 lira yolla okurum. Gibi trollüyorsa. Alakası yok, sonra bunda şakayı yanlış anladı. Benim için 1 lira, 3 lira, 5 lira, 100 lira, 1000 lira, 5000 lira önemi yok. Gördüğümü okuyorum, ona emin olabilirsiniz. Yemin ediyorum gördüğümü okuyorum. Yani donate'i görüp de okumamazlık mümkün değil yani. Zaten rahat etmiyorum. Ne kadar vicdanlı olduğumu biliyorsunuz o konuda. Geldi mi? Benim kaydımda o bir tarafı. Kanka diyorum ki sizin eve giderken böyle abur cubur alırız. Akşam PlayStation oynarız zaten. Yok, sende hangi oyun var PlayStation'da kanka? Arkadaş bende her oyun var. Tamam kanka, canın sağ olsun ya. İyi valla kanka, öpüyorum. Selam söyle evdekilere. Aleyküm selam yavrum, barışsın. Öptüm kanka, görüşürüz. Ben arkadaşı bilgilendirdim. Lütfen vay toksik vay bilmem ne yazmayın. Abi siz de her şeye linçe müsaitsiniz ya. Doğru düzgün konuşamayacak mıyız biriyle? Bay bay kanka. Bende ev yok. Şey ben telefondaydım. Bir şey mi söylediniz? Ya sen benimle konuşmadın bir şey. Telefondaydım abi. Bana konuştun sandım. Ya yazık ya. Bu arada kamera şakası yapıyorduk aslında efendim. Çok teşekkürler tepkiniz için. Kameramız şurada. Bluetooth'ta telefon konuşma şakasıydı aslında. Çok güzel tepki verdiniz efendim. Çok sağ olun. İyiliğiniz için. Sağlayabilirsiniz. Çok sağ olun. Evet çocuklar, düzgün çocuklar ya. Diksiyonları iyi. Esprileri iyi. Kaliteli yapıyorlar. Yani şimdi bir konsept var. Bir de böyle hani baya baya, o hatırlıyor musunuz, izlemiştik. İşte arkadaşıma şaka yaptım. Aldatma şakası yaptım. Böyle iğrenç rollerle, iğrenç sallamasyon görüntülerle yapanlar var. Bu çocuklar doğal yapıyor bu işi.